Gün aynı değerli yatırımcılar, küresel piyasalara baktığımızda ABD piyasalarının negatif kapattığını görmekteyiz. Avrupa piyasaları da geçtiğimiz hafta genel olarak volatilitesi yüksek bir hafta yaşadılar ve negatif kapanışlarla haftayı kapattılar. Uzak Doğu piyasalarına bakacak olursak Nikkei endeksinde satış baskısı söz konusu hafif şekilde. Çin'de yine Şangay endeksinde de hafif bir satış baskısı söz konusu, yatay diyebileceğimiz seviyeler. Hindistan bugün kapalı tatil sebebiyle. Bizim piyasamıza bakacak olursak endeks Cuma günü yarım seansta satış baskısı altında kaldı. Bugün için endeksin hafif pozitif yatay açılışla başlayacağını düşünüyoruz. 78.500 seviyesini kırıp 79.000 seviyelerine doğru hareketlenmeler gerçekleşebilir. 79.000 seviyesini kırmadan endekse yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünmüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. 79.000 direnç noktası kırılmadan 79.000 seviyesinin üzerinde de 80.000 seviyesi bulunmakta ana direnç noktası olarak. Geri çekilmelerde 78.000 seviyesinin kırılması durumunda 77.500 seviyesine kadar geri çekilmeler devam edebilir. 77.500 seviyesi önemli bir nokta. 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük ortalamaların yaklaşık olarak bu seviyelerde olduğunu görmekteyiz. Burası endekste ana destek noktası olarak takip edilecektir. Bu noktanın altına sarkması durumunda satışlar hızlanarak devam edebilir. Bu hafta veri bazında, haber akışı bazında yoğun bir hafta. Enflasyon verileri gelecek hem içeride hem dışarıda, ABD ve Euro bölgesi. PMI verileri açıklanacak. Uzak Doğu'dan, Çin'den, Amerika'dan, Avrupa'dan. Baktığımızda bir de tarım dışı istihdam verisi ABD'den gelecek Cuma günü. Bu veriler olduğu için endekste çok böyle yoğun hareketler beklemiyoruz. Biraz sıkışacaktır haber akışına doğru. Haberlerin ve verilerin gelişiyle beraber endekste yön daha rahat bulunacaktır diye düşünmekteyiz. Kur tarafında yükselişler devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde eğer ki ABD'den veriler olumlu gelirse bu biraz daha bizi zorlayacaktır ve yukarı yönlü hareketler kur tarafında devam edecektir. Olası geri çekimlerde takip edeceğiz. 3.10 seviyesi ana destek noktalarından bir tanesi olacaktır. Faize baktığımızda faiz tarafında çift haneli seviyelere geldik yine. Bu noktalardan hafif alım yapılması 10 yıllık faiz tarafında olabilir. 9.50'ye kadar geri çekilmeler eğer piyasaların olumlu olması durumunda beklemekteyiz. Genel olarak diyeceklerim bu kadar. Herkese iyi seanslar ve iyi haftalar diliyorum.